Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ikinci dersimize hoş geldiniz ve özellikle birinci dersi izleyip de buraya geldiyseniz arkadaşlar, herhangi bir sıkıntı yaşamadıysanız çok güzel, artık bu dersi de sıkıntı yaşamayacaksınız. Zaten kurulumu çok basite indirgemiştim. Gereken dosyaları kitaba aktarmıştım. Onları kurup işte npm install npm start komutunu vermeniz yeterli. Bu derse başlamadan önce arkadaşlar işte MS-DOS'tan CMD'den gene bulunduğum klasör artık neyse orayı, o klasöre gidip ben Angular 2 Master klasörünü hatırlıyorsan oraya kurulum yapmıştık. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Artık ondan sonra neydi? npm start. npm start yaptığınızdan sonra biraz beklemeniz lazım. Tabi bilgisayarınızın hızına bağlı. Artık tarayıcıda Angular 2 template'i gördük. Bu tamamdır arkadaşlar. Bu dersimiz biraz uzun olsun. Çok sıkıntı değil ama anlayacaksınız. Arkanıza yaslanın. Varsa bir kahveniz, çayınız. Gerçekten belgesel tadında size bir ders anlatayım. Yani bilgimin yettiğince arkadaşlar. Çünkü Google'da da gerekli doküman Türkçe yok. İngilizcem ortası. Yani çok güzel olsaydı gerçekten daha iyi olur ama ne yapalım? İşte Nazım Hikmet dedi. Garip gurabanın elinden gelen bu diyor. Öyle bir söz var mı bilmiyorum ama uydurduk. Var olsun öyle. Neyse arkadaşlar. Burada index.html arkadaşlar bakın sadece şu anda bir web oluşturmuş. İşte gereken dosyaları oluşturmuş, import etmiş. Bizim arkadaşlar şu anda yapacağımız şey gelin bir app klasörün gidelim. Orada açıklama yapacağım. App klasörünün hemen altındaki ts klasörüne gidelim. Burada arkadaşlar app component ve main ts adında iki dosyam var. Şimdi bunlar da ne ya? Burada arkadaşlar bu app component örnek bir component oluşturmuş. Yani o olması da olur. Sistem yani sana örnek vermiş. Yani bu bir örnektir diyor. Buradaki app component ts. Bakalım nasıl bir component oluşturmuş. Import demiş işte component from Angular 2 Core. Bu da nereden geliyor? Node Modules klasöründen geliyor arkadaşlar. Bunlar. Bakın burada arkadaşlar bir component artık burada selektör olacak. Selektör dediğimiz arkadaşlar mesela jQuery'de dolar yazıyorsunuz. İçine artık selektörü yazıyorsun. Veya document query selektör JavaScript'te var. Burada arkadaşlar burada biz HTML template oluşturuyoruz. Yani index HTML'de template oluşturup HTML yazıp da onlara ulaşmıyoruz arkadaşlar. Burada bakın React.js de var. Nedense arkadaşlar artık yeni bütün kütüphaneler, yeni JavaScript framework'u bunu yapıyor. Gerçekten bizzat şey yaptım. Google'da da biraz daha önce araştırmalarım oldu. Kendim komponent yazmaya çalıştım. Gene arkadaşlar yani bu yöne bir gitme inmesi var. Yani sebebi de anlamış değilim. O kadar şey değiliz arkadaşlar. Yani onu anlamam ama ileride anlarsak onu da sizinle paylaşayım. Yani arkadaşlar siz JavaScript yani TypeScript'te veya JavaScript'te çalışacaksınız. JavaScript'te TypeScript'le çalışacaksınız. TypeScript'le ne yap? Bir HTML template oluşturuyoruz. Yani anladınız mı? Şimdi temel bu. Onu nereden oluşturuyoruz? Bakın buradan oluşturuyoruz. Örneğin işte bu bakın template demiş. Burada bir template oluşturmuş. Selektör nereye yazdıracağını söylemiş. Bu kadar. Burada arkadaşlar ileride template url deyip de bir dosyada o nereye? May app işte elementine yazdırabiliriz. Bakın may app nerede? İşte bu arada bakın işte buradan arkadaşlar birazdan örnek vereceğiz. Bu derste biraz hani şey olsun anlatalım. Index.html'e gelelim. Burada bir alta gittiğimizde sesim de gitti valla. Bakın arkadaşlar may app elementin içinde arkadaşlar bunu yazdırdığını görüyor. Örnek biz burayı değiştirelim. Bakın örnek bir şey yapalım. Deneme bir ders diyelim arkadaşlar. Neydi? Angular 2 diyelim arkadaşlar. Ctrl+S yapalım. Ben Ctrl+S yaptım arkadaşlar. Bakın otomatik buraya bir tıklayalım. Herhangi sayfa yenilenmeme gerek kalmadan kendisi işte socket boyu, TypeScript falan işte onlar arka planda çalışıyor ve sayfayı hemen yeniliyor. Sizin ekstra buradan yenilemenize gerek yok. Bakın deneme bir ders Angular 2 dedi. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar ben ne yaptım? Bu arayüzü nereden oluşturdum? HTML'den değil.
kesinlikle TypeScript tarafından oluşturuyorum. Yani burayı temel mantık, birinci kural bu arkadaşlar. Yani kodları boş verin. Yani kodları anlarsınız. O sıkıntı diyor. Yani gelip de indeksli HTML'de arkadaşlar buraya bir kod yazıp şimdi müdahale etmiyoruz. Bu işin temel mantığı, bakın React.js'i de var arkadaşlar. Facebook kütüphanesi, onda da aynı mantık var. Burada bir template, bir selektör, bir de arkadaşlar bir burada da burası ne işe yarıyor? İşte export class app component demiş. Burada arkadaşlar burası işte HTML falan oluşturmaya yarıyor. Burası da işte mesela bir değişken olacak, değer olacak. İşte mesela diyelim ki, hatta şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Buraya Angular 2 değil de bu derste bir örnek bir buton yapalım. Ve buraya bir işte mesela örnek tıkla diyelim. İnşallah ikinci 10 dersinde yaparız. Örnek işte böyle bir şey var. Bir bakalım arkadaşlar nasıl olmuş, buton geldi mi? Biraz bekleyeceğiz, tıklamasak da o gelir arkadaşlar. Bakın tıkla geldi. Burada arkadaşlar örnek işte bunu bir fonksiyon olacak. Bunu nereden tanımlayacağız? Burada tanımlayacağız. Yani HTML burada, fonksiyonlar burada arkadaşlar. Bakın vurguluyorum. Yani bastıra bastıra söylüyorum arkadaşlar. Yani anlamanız için. Şimdi örnek arkadaşlar. Bir de burası... Bakın export, burayı düşünün, şu anda düşünmeyin arkadaşlar. Bakın ben burayı siliyorum. Burası sanki arkadaşlar ECMAScript'te class'ları nasıl yazıyorsanız öyle buraya yazabilirsiniz. Anladınız mı? İşte püf noktası burası. Burada HTML, burası da arkadaşlar artık bakın ECMAScript'te nasıl class yazıyorsanız burada app component class ismi, ekstra olarak bunu export ediyor arkadaşlar. Yani bu export class app component nereden geliyor? App component birazdan arkadaşlar bundan sonraki derste özel bir komponent dolayısıyla sıkıntı yapmayın. Hiç sıkıntıyı anlayacaksınız gerçekten. Örnek arkadaşlar bir değer tanımlayalım. Şu anda örnek değer 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Ctrl S yapalım. Bunu constructor fonksiyonunda da yaptırabiliyoruz. Örnek bakın yaptıralım hemen. Constructor diyelim arkadaşlar ve bir burada bir metodumuzu oluşturalım. Dikkat ederseniz önünde fonksiyon yok arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. Örnek biz burada bir fonksiyon oluşturacağız. Gidip de fonksiyon eylem mi yazıyoruz arkadaşlar? Bu şekilde mi yazıyoruz? Hayır, bu şekilde kesinlikle değil. Burada önünde function olmayacak arkadaşlar. ECMAScript'ten biliyorsunuz. Yani ona yani TypeScript bilmiyorsanız mutlaka ECMAScript'te arkadaşlar yani haberdarsınız ve ondan nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 değeri 6'ya arkadaşlar istersen buranın sonuna 1 yazalım. Bakın 2 tane süslü parantez değerimizi buraya yazdık arkadaşlar. Bakın bir bakalım, bekleyelim. İstersen bir tıklayalım. Bakın buton ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 geldiğini görebiliriz. Hatta isterseniz bunları arkadaşlar bunu H1 ile de yazabiliriz. Bakın H1 ile de bunu yazabiliriz arkadaşlar. Bakın pardon. Bunu H1 ile de yazalım arkadaşlar. Ctrl S yapalım. Bir sayfamıza bir bakalım arkadaşlar. Bekliyoruz zaten. Okay, otomatikmen ne olacak? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 geldi. Bu derste arkadaşlar biraz komponente giriş yaptık. Bir sonraki derste yani özel bir komponent yazacağız. Örnek işte bu butona tıkladığında değer değişecek. İşte fonksiyon nasıl yazarız? Klikler falan nasıl yazar? Onu görelim. Yani arkadaşlar bu derste şunu öğrendiyseniz tamamdır. Yani ana amaç HTML tarafında değil, TypeScript ve JavaScript'te neydi? HTML template oluşturuyoruz. Burada arkadaşlar artık yani web kısmı gibi düşünebilirsiniz. Burası arkadaşlar controller kısmı gibi düşünebilirsiniz. Burada değerlerim, fonksiyonlarım olacak. Ve burada arkadaşlar biz ne de yapacağız arkadaşlar? Biz class'larla OOP ile işlem yapacağız. Örneğin dizdeğer diye diyeceğiz. Değiştirmesine örnek değiştirisi de diyeceğine 1, 2, 3 diye yapacağız. Bu ders arkadaşlar bitsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer varsa altına yorum yaparak arkadaşlar belirtin. Gerçekten hiç şüpheniz olmazsa bence anlayacaksınız artık. Yeterli bir hani alt birikiminiz varsa kesinlikle alacaksınız. Bu dersin temel mantığı neydi arkadaşlar?
Yani gidip de HTML tarafından işte HTML template yazıp işte neydi artık selektörlerle, DOM'larla onlara ulaşmak değil. Mesela jQuery öyle yapıyor arkadaşlar. Bakın artık nedense jQuery demode oluyor. O tür metot demode oluyor. Artık yeni trendler bu yönde. Neyse arkadaşlar, yani bu app components bir örnek komponent. Yani paranın şey oluyor ya, bankalar da atıyor reklam amaçlı. Yani bu olması da çalışır arkadaşlar, sıkıntı. Yani burada önemli olan main TS. İkinci dersimizde, pardon, üçüncü dersimizde bir örnek komponent nasıl oluşturulan detaylıca öğreneceğiz arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdilik kendinize